Bir Vintage Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün test ve inceleme konuğu Kodak S serisi S10 modeli. Oldukça kompakt, oldukça kolay kullanımlı bir manuel 35 mm fotoğraf makinesi. Gerçekten de kaliteli ve Kodak ruhunu yansıtan güzeli bir makine kendisi. 35 mm çalışıyor. Kendine özel bir flaşı var. Flaşıyla beraber tamamen manuel. Eğer içinde bir kalem pil dahi olmamış olsa dahi bir fotoğraf çekme olanağı sağlıyor. Bununla birlikte görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel bir tasarım mevcut. Şurada önce başlamadan evvel biraz tasarımından bahsedelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir Kodak yazımız mevcut. Bu Kodak yazımızla beraber şurada bir Kodak S serisi yazısı mevcut. Şurada lensimiz var. Burada flaşı açma kapatma tuşumuz, burada flaşımız, burada vizörümüz mevcut. Burada da 36 mm 1.8 lens ve Made in USA yani Amerikan yapımı bir Kodak fotoğraf makinemiz mevcut. Buradan baktığımızda ise burada sarma makaramızı görüyoruz. Burada kaç tane fotoğraf çekeceğimizi, içinde kaç tane poz olduğunu gösteren bir göstergemiz mevcut. Onunla beraber yine burada S10 modelini görüyoruz ve altında da 35 mm elektronik flash ve focus free yazısını görüyoruz. Bununla beraber şurada da deklanşörümüz mevcut. Arkasında ise burada yine filmi sarmak için bir emniyet mekanizması. Burada sarma makaramız. Buradan filmimizin kapağı mevcut. Filmimizin kapağı şu şekilde şuradaki mandal sayesinde açılıyor. Ve yine görmüş olduğunuz gibi burada filmin yerleştiği yuvayı görüyoruz. Bununla birlikte kapağını kapattıktan sonra da burada da bir pil butonumuz, pil giriş yuvamız mevcut. Peki S10 modeli hakkında ne gibi bir bilgi verebiliriz size? S10 modeli aslında oldukça hafif ve gerçekten de kullanımı kolay bir fotoğraf makinesi. Bu fotoğraf makinesinde diğer Kodak'lara göre biraz tasarımsal özellikler değişken. Bunlarla beraber yine ele fazlasıyla güzel oturan bir yapısı var. Şöyle tuttuğumuzda buraya parmaklarımız giriyor ve buradan çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani şu şekilde parmaklarımızı koyup çok rahat bir şekilde fotoğrafımızı çekebiliyoruz. Deklanşör tam ele uyuyor. Çok güzel bir yere konumlandırılmış. Yuvası da, oluğu da gayet güzel. Onunla birlikte gayet de kolay kullanımlı ve ergonomik bir yapıya sahip. Onun dışında şurada da görmüş olduğunuz gibi zaten neredeyse her fotoğraf makinesinde bulunan bir bilek kordonumuz mevcut. Bunlarla birlikte daha öncesinde birçok Kodak fotoğraf makinesi incelemiştik, kanalımızda mevcuttu. Bu onlardan farklı olarak bunun yapı gereği fotoğraflarda daha güzel renklere, S serisi olduğu için daha farklı ve daha canlı renklere imza atıyor. Normal standart 35 mm fotoğraf makinesinde kullanacağınız bir filmi kullanıyorsunuz. 35 mm istediğiniz herhangi bir filmi, yani herhangi bir marka olarak alabilirsiniz. ISO 100, ISO 800 ve ISO 300 olarak. Bu arada şurada yukarıya da fotoğraf makinemde hangi filmi kullanmalıyım başlıklı mailimizi, başlıklı videomuzu seyredebilirsiniz. Sizler için böyle bir video da çekmiştik. Güzel bir fotoğraf makinesi, güzel bir sonuç alabilmeniz için güzel bir video çekmiştik. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Kodak böyle bir güzel bir fotoğraf makinesi yapmış. Peki şimdi tekrar birçok fotoğraf makinesinde incelediğimiz şekilde her fotoğraf makinesinde film nasıl takılır, pil nasıl takılır gibi bir şey yapmıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi zaten neredeyse her videomuzda fotoğraf makinelerine, 35 mm fotoğraf makinelerine nasıl bir film takıldığını, filmin nasıl takılacağı hakkında daha öncesinde bilgi vermiştik. Bununla birlikte yani 3 aşağı 5 yukarı değil, neredeyse aynı şekilde filminizi çok kolay bir şekilde takabilirsiniz. Şuraya filmin makarası giriyor. Sonrasında filmin ucundan çıkan filmin makarasının içinden çıkan filmi şu şekilde buraya yerleştiriyoruz ve bunu şu şekilde sarıyoruz. Bu sarma butonumuzla sonrasında kapağımızı kapatıyoruz. Filmimizi taktıktan sonra bu makara belli bir süre sonra durmaya başlıyor ve ilk poz için hazır olmuş oluyor fotoğraf makinemiz. Fotoğraf makinemiz hazır olduğunda da gayet güzel bir şekilde fotoğrafımızı çekebiliyoruz. Deklanşörümüze basıp birinci deklanşöre bastık ve birinci fotoğrafımızı çektirmiş olduk.
Sonrasında tekrar bu ikinci poza geçmek için yine bu makarayı çeviriyoruz ve yine son bir noktaya geliyor. O son noktaya geldiğinde ikinci poza hazır olmuş oluyor ve ikinci pozumuzu çekebiliyoruz. Bu arada biz bu her bu makarayı sardığımızda otomatik olarak buradaki göstergede şu anda S'de gördüğünüz gösterge 1'e geliyor, 2'ye geliyor, 3'e geliyor ve içindeki filme göre 36'lıksa eğer, ki 199 36'lık film kullanılacaktır. 199 36'lık filme göre de siz filmi çok rahat bir şekilde bitirip 36 poz olduğunu buradan bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Çok rahat ve güzel bir kullanıma sahip. Bununla birlikte dediğim gibi yapısı da oldukça güzel. Pilin de şurada görmüş olduğunuz bir pil yuvası var. Bu pil yuvasını buradan tırnağınızla çıkartıyorsunuz. Artıya artıya, eksiye eksiye şeklinde olmak üzere pilleri de koyuyorsunuz. Benim size tavsiyem daha çok şarjlı pil kullanmanız. Çünkü bu flash, eğer flashlı bir çekim yapacaksanız eski dönem flashlar olduğu için biraz fazla pil harcıyor. Çok fazla pil masrafı olmaması için size tavsiyemiz mümkünse eğer şarjlı pil kullanın. Sonrasında şarjlı pil de istediğiniz gibi şarj edip daha sonra da tekrar tekrar kullanmanızı olmak sağlar. Ekonomik bir çözüm oluyor sizin için. Bir diğer söylemek istediğim size bir püf noktası, neredeyse her fotoğraf makinesi videosunda bundan bahsediyorum. Fotoğraf makinesiyle işiniz bitti. Fotoğraf makinesiyle işiniz bittikten sonra yapmanız gereken ufak tefek bence önemli şeyler var. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunların içine kullanmış olduğunuz piller akabilir. Çünkü bunlar akışkan maddeler. Ve uzun süre durmalarda içinde yer alan metal, yani pillerin içinde yer alan yaylara, metal yaylara zarar verebilir akarak. Korozyona sebebiyet verebilir ve paslanabilir. Paslanırsa eğer maalesef bunları pille, yani flashlarını kullanamazsınız. Çünkü dediğim gibi flashı besleyen pillerdir. Ama bu S10 modelinde isterseniz yine pilsiz de aslında kullanabilirsiniz. Ama sadece açık havada kullanabilirsiniz. Flashını kullanamazsınız. Bu sebepten de eğer flash kullanmak istiyorsanız, eğer fotoğraf makinesinde belli bir süre kullanmayacaksanız, sizin için de mantıklı geliyorsa pilleri yerinden çıkartın. Ve son olarak da size söyleyebileceğim bir diğer farklı bilgi ise şöyle. Fotoğraf makinesinde filmini bitirdiniz artık, ya da daha doğrusu fotoğraf çekmeye devam ediyorsunuz. Film yüzdesi şu anda atıyorum mesela 20'de 36'lık bir pozunuz var. Ama şuradaki bir afacan arkadaşınız, hep aynı örneği veriyorum ama afacan arkadaşınız şurada görmüş olduğunuz çentiği ya da siz belki bir işi takılır, parmağınız takılır. Buraya dokunursunuz. Eğer dokunursanız burası otomatik olarak böyle açılır ve içindeki film de güneş görür, ışık görür. Işık görürse de içindeki film yanar ve çektiğiniz fotoğrafların hiçbir anlamı kalmaz. Bembeyaz ya da garip bir renge bürünür. O yüzden şuraya çok küçük bir şekilde, şuraya ufak bir şekilde bir selobant, yani bir bant yapıştırırsanız hem bu bant sizin için bir engelleyici olur, hem de arkadaşlarınızın bunu neden böyle yaptın diye sorularında otomatik olarak fotoğraf makinenizi koruyabilirsiniz. Kodak S10 filmini bitirdiniz, artık fotoğrafları çekmeyi bitirdiniz. Kodak S10'da filminizi nasıl geri alacaksınız? Yani filmleri nasıl sarıp filmi yerinden nasıl çıkartacaksınız? Oldukça basit bir yapısı var. Şurada görmüş olduğunuz bir makaramız var. Makaranın burası bakın açılıyor böyle. Makara açıldıktan sonra öncelikle şurada görmüş olduğunuz butona parmağınızı basıyorsunuz. Bastıktan sonra otomatik olarak bakın burada bir ok yönü var. Bu ok yönüne doğru, buraya basarken ok yönüne doğru burayı çeviriyorsunuz. Şu şekilde çeviriyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Ta ki bu boşa dönene kadar. Boşa döndüğünü anladığınız an itibariyle yapmanız gereken şey çok rahat. Artık rahat bir şekilde fotoğraf makinesinden filmi çıkartabilirsiniz. Film kapağını açıyoruz. Film yerinden çıkartmak için yapmanız gereken şey çok kolay. Artık sadece kapağını yerinden çıkartıyorsunuz. Kapağı açıyorsunuz. Açtıktan sonra da şurada gördüğünüz gibi boşluk var zaten. Buradan hemen filmimizi çıkartıyoruz. Ve filmimizi artık fotoğrafçıya vermemiz yeterli olacaktır. Sonrasında bunu da böyle kapatalım. Kodak S10 hakkında sizlere bahsetmek istediklerimiz bunlardan ibaret. Eğer bu fotoğraf makinesi hakkında herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tüm sorularınızı yanıtlamaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Bunun için lütfen bu foto makinesi hakkında herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bununla birlikte videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Birçok farklı foto makinesi var elimizde. Birçok farklı test yapacağız. Hem geçmişi anacağız hem de bu güzel makineleri, bu vintage makineleri Vintage Teknoloji kanalında incelemeye devam edeceğiz. Her şeyden önce bize destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için çok önemli. Elimizden geldiğince güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sizin de desteğinizi görmek çok istiyoruz. Bu yüzden de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka Vintage Teknoloji videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.